Her hepimiz nereye bakıyoruz? Zaten bu yukarı bakıyoruz. Aa ne güzel, bir tane şey F-16 pilotuymuş eskiden. Yukarı çıktı, uzaya çıktı, deney yapacak diye. Herkes parasını veren, senin yaptığın hiçbir katkı yok. Ve bu memlekete de hiçbir faydası olmayan bir şey. Değil mi? Oraya insanı yollayıp da ne yarar olacak bize? Zaten o bilgiler uzaya çıkacak, 14 gün kalacak. Zaten bu... O kapsül 26 kez gidip gelmiş ya, o insanlar biniyor, parayı bastıran çıkıyor işte, bir hafta 10 gün yukarıda kalıyor, tekrar dönüyor. Büyük deneyler yapacakmışlar. O deneylerin Türkiye'ye büyük bir faydası mı olacak? Tek bir şeyin. Keşke olsa. Mahfiye İlmez'in geçen gün çok güzel bir yazısı vardı. Ne memlekete bir faydası var, ne gidene bir faydası var. Hiçbir şeye faydası tek yok. Tek bir faydası olabilir Mehmet Tezkan. Ben çok düşündüm bunun üzerine. Ben niye gururlanamadım diye düşündüm. Herhalde bende bir sorun var diye. İyi tarafı şunu buldum. İşte bugün bunları ekrandan izleyen, o canlı yayını, kenetlenmeyi, fırlatmayı izleyen çocuklar belki hayallerini daha genişletebilecekler. Aa bakın, bizim ülkemizden de birisi uzaya gidebiliyormuş diyecekler. Hayallerinin çerçevesini genişletecek. Onun dışında ne bu uzay yolculuğu bizim eserimiz, ne bu astronotu biz yetiştirdik. Halbuki biz bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihraç edildiğini öğrendik sonra, biliyorsunuz. FETÖ nedeniyle. Kumpas davası zamanında. Acaba o dönem hiç düşünür müydü şimdi, 2024'te uzayda olacağını Gezer Avcı? Şimdi şöyle bir şey var ama, mesela bir ülkeyle, Amerika'yla, İngiltere'yle, bir başkasıyla ortak bir uzay çalışmasına içine girmek, proje üretmek, buna para yatırmak, bu paralarla bir şeyler yapmak, deneylere katılmak, değil mi? Gidersin, sen de bir para yatırırsın ve bu deneylere katılırsın. Ama bunları yapmayıp sadece turistik amaçlı geziler düzenleyen bir şirkete parayı bastırıp biz de artık uzaya gittik deyip hava atmanın da bir anlamı var mı? Bu hava atman, aa bak biz de uzaya gittik. Türkiye gurur duyuyor. Nesinden diyor Türkiye? Nesinden gurur duyuyor?